İlk toplantıdan çok üstüne gittin o zaman. O da kızla haklı olarak bana da bozuldu. Çağla, sen Ozan'dan yana olacağına benden yana mı olsan acaba? Çınay, şirket Ozan'ın hayatı. Sen bir günde gelip onu yok sayamazsın ki. Buna kimsenin hakkı yok. Yani şirketin üstünde hepimizden daha fazla emeği var, biliyorsun. Bak, Ozan'a olan duygularını anlıyorum. Ama sorgulanamaz biri değil. Bu Ozan ne yaparsa en iyisini yapar, en iyisini bilir. Dünyanın en dürüst, en düzgün insanıdır. Kafasından çık. Ne saçmalıyorsun Çınar? Ya sizin aranızda ne geçti? Bana anlatır mısın? Bir şey geçmiş belli ki. Söyle bana. Ya bir şey geçmedi. Ozan her şeyi yapabileceğini sanıyor. Öyle bir hakkı yok. Bunu birinin ona göstermesi gerekiyordu. Ben gösterdim, göstermeye devam edeceğim. Ben ne oldu anlamıyorum ama bu saçmalığın bir parçası olmayacağım. Gidip Ozan'la konuşacağım çünkü seninle konuşamıyorum. Nasıl? Rahat mı Esra? Hı hı. Baya bütün sorum dosyasını bana yazdırdın. Ne yapayım? Bu gece bitecek diyen sensin. Ayrıca güzel yaz, Çağla'nın beğenmezse karışmam. Öyle mi? En azından arada bir ne yaptığıma bak da bir yardım et. Bakarım canım, bakmaz olur muyum? Bakarım. Ayrıca sen koskoca CEO'sun, ben CEO'dan daha mı iyi bileceğim? Gerçekten inanılmaz birisin Esra. Neyse, bitti. Diğer o, okursun artık. Ya okurum tabii ki, okumaz olur muyum? O zaman gidiyoruz. Hadi. Bu arada ne yaptı annenle baban? Barıştı mı, düzeldi mi durumlar? Yok, düzelmedi. Çünkü konuşmuyorlar. Yani aslında birbirlerini dinleseler düzelecek ama dinlemiyorlar ki. Uf, ama ben babamın böyle bir şey yapacağını zaten ihtimal vermiyorum. Aslında dinlemek lazım. İnsan bazen gururunu yenilebiliyor, ne bileyim, kibir yapıyor ya da her şeyi bildiğini zannediyor. Ama karşımızdaki bizim hiç bilmediğimiz şeyler yaşıyor olabiliyor. Ya doğru. Ama anlatmak da önemli bence. Biz dinlemeyi unuttuğumuz kadar anlatmayı da unutuyoruz. Anlatmadan anlamasını bekliyoruz karşımızdakinin. Ama anlatmak için karşımızdakinin anlamaya ve dinlemeye hazır olduğunu da bilmek gerekiyor, değil mi? Ya da ne bileyim, bu kadar hesap kitap yapmak da yanlış. Bırakıp ne yaşanacaksa yaşamak en iyisi. Annem merak eder beni. Annenin seni şu an merak edecek durumda olduğunu sanmıyorum Esra. Eder, annem çok meraklıdır. Annem meraklıdır, hep merak eder. Ben gideyim, bunları bırakayım. Boşuna kaçıyorsun Esra. Aa, Ozan valla gerek yok. Ben şuradan bir taksi çağırırım, hemen gider giderim. Hala taksiye iner giderim diyor Esra. Görmüyor musun? Deli gibi yağmur yağıyor. Ben bırakayım seni. Ya gerçekten gerek yok. Şuradan bir taksi geçer zaten. Esra. Çınar arıyor. Ozan bir ses çıkarma, sus. Olur. Ozan ne yapıyorsun ya? Parçaladın telefonumu. Ya Ozan ya, kırılmış işte, ne yapıyorsun? Delirdin mi? Delirdim. Evet Esra, delirdim. Delirdim. Delirttin beni. Ne yapayım ya? Ne yapayım, ne söylememi istiyorsun? Evet. Deli gibi kıskanıyorum seni. Bunu mu duymak istiyorsun? Evet, bütün bunlar, bütün bu şirket senin için yapıldı. Belki bir gün gelir de beni görürsün diye. Hani ben güzel şeyleri hak etmiyordum? Hani unutmuştun beni? Hani sevmiyordun beni? Hani istemiyordun artık? Ne oldu? Ne değişti? Esra, ben seni unutmadım. Tamam mı? Ben sana deli gibi aşıktım. Sen beni bırakıp gittin. Ben aylarca bir sebep aradım buna. Ben hep seni suçladım Esra. Unutamadım seni. Ama artık hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Hepsi geride kaldı. Benim tek istediğim sensin. Biliyorum, sen de beni istiyorsun. Ozan sus. Esra inkar etme. Biliyorum sen de beni istiyorsun.
Sen de benim sana baktığım gibi bakıyorsun bana Esra. Sen de aşık ol. Hayır, ben gitmek istiyorum. Esra! Bu sefer gitme. Gitme.